Seymen Bey indi mi? Yok ağam. Bana bir kahveyle soda söylesen. Oğlum, bana Seymen Bey'in odasını bağlayıver. Çıktı mı? Ne zaman çıktı? Allah Allah. Seymen Bey çıkmış. Neden bana haber vermediniz? Görmedik ağam. Biz bir saattir buradayız. Hayırlı işler Bektaş. Sağ ol. Burası oğlum. Hoş geldiniz. Yahu Bekir, bir şey olsa söylemem mi? İş işte. Gelince kendi anlatır. Dolaşıyor dedik ya. Gelir birazdan. Aratırım, tamam. Hoş gelmişsin Ali Bek. Hoş bulduk Reşit Bey. Seymen Bey sabah erken çıkmış. Arkamızdan yetişir dedim ama hala ortada yok. Bir oteli arayalım bakalım. Belki gelmiştir. Seymen orada mı? Olsaydı bizimkiler çoktan kapıp geçirirlerdi. Yok gelmemiş. Madem otelde adamım vardı, sabah çıkarken onu niye takip ettirmedin? Ya da ettirdin de şimdi bir oyun kurmaktasın. He. Abuk sabuk karışırsın Ali Bek. Ben bilmem Reşit. Bak sülalesi başladı aramaya. Seymen hemen ortaya çıkmazsa buraya bir ordu adamla inerler. Sen de ben de çıkamayız işin içinden. Yürüyün. Hep beraber otele gidiyoruz. Benim öğlene Suriye'de olmam lazım. Konuşulacak diye geldim. Öyle otele falan gelemem. Sen bilirsin. Ben de jandarmaya buldururum Seymen'i. Senden buluşmaya gelirken ortadan yok olduğunu söyleyiveririm onlara. Daha bir canla başla ararlar. Seninle ilgili bir sürü yere dalıp çıkmaya sağlam bahaneleri olur. Ben de yardımcı olurum. Ne yemiş hadi? Mafi şey. Mafi tat eşevi. Ben de kellam sevi. Efendim abi meşgul. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Şöyle geçelim. Bize kahve söyle Burcu. Nasıl olsun Hamzaoğlu? Orta olsun. Seymen gelene kadar buradayız ona göre.
Olmadı, akşamüstü jandarmayı polisi ayağa kaldı. Otelin inşaatı durmuş ha? Durdu. Ortakların arasına kara kedi girmiş. Yeni bir mukavele yapılsa, inşaatı devralsan, otele sen ortak olsan. Ne olacak ben ortak olunca? Eskisi gibi. Sen zahiri ortak, ben meçhul ortak. O arazi bize lazım. Ortalık duruldu nasılsa. Böyle ehvenini bulamayız. İşler kaldığı noktadan devam etse, bir de fazlası üzerinde şık bir otel olsa daha iyi değil midir? İnşaatı 2 sene devam ettiririz. Bana orası 2 sene daha lazım. Sen şimdi aklını Seymen'i nerede buluruz, nasıl buluruz ona ver. Seymen'i bulalım da oteli elinden alması eksik kalsın. Otele karşı Seymen diyorsan çağırayım sülalesini, oturup pazarlık edin. Beni o kadar ucuz bir adam mı sandın sen Hamzaoğlu? Ben de senin bildiğin kadarını biliyorum, fazlasını değil. İnşallah kendiliğinden çıkıp gelir de utanırsın. İçimde çok kötü bir his var Bekir. Yüreğimi bir el sıkıyor sanki. Nefes alamıyorum. Yani bir şey olacağından değil de içimiz rahat etsin. Sen vurma artık. Ben varır varmaz ararım. Hadi Memo, uçağı kaçırmayalım. Allah Allah, dur kızım ya. Hala bebek gibi insanın tepesine fırlıyorsun. Anne, sen de yapma ama. Hani bizim ailenin kadınları güçlüydü? Ne oluyor hepinize? Ne oluyor Seyhan? Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi dönüyor? Bir şey döndüğü yok. Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum. Herkes sakin olsun. Fatma abla, sen bana atıştıracak bir şeyler hazırlasana. Yemeği bekleyemem, çok açım. Yeni bir haber var mı oğlum? Yok be anne. Dur bakalım. Birazdan Bekir abi ortaya çıkar. Bekleyelim ha? Burada mısınız? Buradayız Bekir abi. Ali ağam da Arap'la içeride oturuyor. Halim mi? Kalsın. İyi. Sen gözünü dört açmaya devam et. Dün hiç haber alamadım. Bahar'a da gitmemiş. Bu sabah da Mardin'de olduğu haberi geldi. Yengem de 1-2 güne kadar gelecek. Sakin olmak zorundayız. Bir bunalım geçiriyor gibi geliyor bana. Tamam çocuklar. Hadi işinizin başına dönün. Kızlar açım ya. Çok kötü tartışmışlar. Abim bilirsin yürür gider. Sonra yengemi sonsuza kadar kaybettiğini düşünüp delirmiştir. Halbuki Bahar sürekli onu sayıklıyor. Meraktan aklını kaçırmış durumda. Ben oğlumu tanırım. Bu işin içinde başka bir iş var. Söylemeye dilim varmıyor ama... kötü bir şey olmasaydı 50 kere ortaya çıkardı. Ali Hamzaoğlu'yla beraber Mardin'de olması iyice mide bulandırıyor. Belki gene bir tuzak kurdular Seymen'e. Belki bir iş bahanesiyle götürdü Arapların önüne attı oğlanı. Ne Arapları abla? Nereden çıktı bu? Haydar bir şeyler geveledi öyle. Güya o sınırdan girip çıkarmış o Araplar. Ben ihtimal vermiyorum. Oteli daha yeni dağıttılar. Abim onlarla hesaplaşmak istemiş olabilir. Bunun için Hamzaoğlu ile işbirliği yapmış olabilir. Ama bunu bu kadar gizli ve korumasız yapacağını sanmam. Hele benden gizli yapacağını hiç sanmam. Gece geç saat geldi. Oturduk yedik içtik. 10 dakikada 2 dubleyi uçurdu. Açık programı seyretti kalktı. Dur nereye dememe kalmadan hemen çıktı gitti. Hiç iyi değildi hali. Ama gençtir üstelemedim. Sıcakta rakı vurdu. Dolanır açılır gelir dedim. Boşuna 1 saat oturdum. Baktım yok. Ben de yattım.
Sabah erkenden buluşup beraber bu Reşit'le konuşmaya gidecektik. Seymen Ağa'nın otel vukuatından sonra yüz yüze konuşacağım, bu işi halledeceğim dedi. Ben de aracı oldum. Bu sabah için sözleştik. Demek ona mani olursunuz diye hiçbirinize haber vermemiş. Sonra? Sonrası sabah kalktım bu yok. Ben gittim Reşit'in yanına. Aldım buraya getirdim. Allah korusun bir şey olmuşsa adamları elimizden uçurmayalım diye. Ama anladığım kadarıyla onların Seymen'e bir kasıtları yok. Reşit de baktırıyor şimdi. Her şeyden haberlidir onlar. Bir iki saatte bulurlar izini. Merak etme. Kendileri yok etmediyse tabii ki. Böyle bir şey varsa ben de seni yok ederim Bakamsoğlu. Ben emniyete gidiyorum. Resmi arama isteyeceğim. Bunlara güvenip bekleyecek değilim. Kimse bir yere kıpırdamasın. Bu seferi her seferle bir bilmesinler. Hele sen hiç bilme. Oğlum, şunu bir oda açın da içine koyun. Hadi. Ben ilgilenirim. Sen git hadi. Bekir Bey benim misafirim oğlum. Müdüre söyle. Abla yapma. Ne olur. Hah, Bekir abi vardın mı? Vardım vardım. Ali ile konuştum, bir alt bildiği yok. O da tırsmış oturuyor. Meğer bunlar şu Araplarla görüşmeye gelmişler. Senedekilere belli etme sakın. Akılları çıkmasın iyice. Ali oturmuş karşısında heriflerin, ağam ortaya çıkana kadar bir yere salmam diyor. Göğe onlar da arıyormuş ağamı. Ben şimdi polise gidiyorum. Kazağım var, belam var, bakacağım. Tamam. Emniyetten çıkınca gene aradım. Şimdi polise gidiyor. Aslında bütün Mardin seferber olmuş, arıyormuş. Resmi olarak da arayacaklarmış. Yahu telaştan iyi haberi vermeyi unuttum. Daha abimin de haberi yok. Bahar yengem bir bebek bekliyormuş. Ne? Yaşasın. Seymen'in haberi olsaydı keşke. Uçarak çıkardı ortaya. Allah, bu bir mucize. Artık her şey düzelecek biliyorum. Hemen arayıp tebrik edelim. Dilara çevir kızım. Bu bebek bütün dertlerimizi unutturacak. Çok şükür Allah. Ali, bana bir viski getir. Anneanne çalıyor. Bahar, yavrum. Ha Gül, sen misin kızım? Uyuyor mu? A peki. Uyandırma. Şimdi öğrendim kızım. Nasıl sevindim bilemezsin. Allah analı babalı uzun ömürler versin. Gelinimi de bir an önce evine getirin. Seymen gelince burada bulsun. Baban da çok sevinmiştir. Onu da bir tebrik edeyim. Ha, Duygu'da mısınız? Peki. E olur, sonra söylersiniz. Tamam. Öpüyorum yavrum. Can'a da çok selamlar. Herkesin selamı var. İyi akşamlar. Ay. Ay, bebek geliyor. Kızım olan mı acaba? Daha belli olmaz. Doğru haklısın. Sıhhatli olsun yeter bence. Çok güzel. Buyur Sümbül Sultan. Benim aradığımı nasıl anladın Ali Bey? Sen aradığında başka türlü çalıyor telefonum Sümbül Hanım. Bak sen, şaşılacak şey. Öyle. Ali Bey. Buyur Sümbül Hanım. Oğluma ne oldu? Ona birileri bir kötülük mü yaptı gene? Ne olur söyle.
Saklama benden. Ben varken artık senin oğlunun kılına kimse dokunamaz Sümbül. Bunu aklından çıkarma. Bana onu geri getir Ali Bey. Buradan çıktığı gibi tertemiz geri istiyorum onu. Merak etme, getireceğim. Her taşın, her deliğin altında onu arıyorum. Birkaç saate kadar bulacağız. Sakın üzülme sen. Sağ ol Ali Bey. Sümbül. Efendim? Keşke sen de burada olsaydın. Neden? Öyle güzel ki burası. Ateşler yandı. Sofralar kuruluyor. Çok hoşuna giderdi senin. Bayılırdın. Bir gün gideriz inşallah. İnşallah. Hoşça kal.